Erdoğan'a Z kuşağı şoku, binlerce dislike atıldı. Dislike nedir? Dislike nasıl atılır? Tele1.com.tr'nin haberi. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Yükseköğretim Kurumları sınavından önce sosyal medya üzerinden gençlerle video konferans buluşması gerçekleştirdi. YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan konferansta öğrenciler "Oy moy yok" hareketi başlattı. Gençlerin Erdoğan'a "Oy yok" yorumları sonrası videonun yazışma sistemi durduruldu. Ayrıca gençler Erdoğan'ın yayınına binlerce dislike, yani beğenmeme attı. Peki binlerce gencin Erdoğan'a attığı dislike nedir? Dislike nasıl atılır? AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği video konferans sistemine gençler damga vurdu. Yayının devam ettiği sırada gençlerin yayını "Oy moy yok" yağmuruna tutması sonrası jet hızıyla yayın yorumlara kapatıldı. Ancak gençler bu kez de yayına kısa süre içerisinde binlerce dislike attı. Öğrenciler Erdoğan'ı canlı yayında protesto etti. Dislike nedir? Nasıl atılır? Sosyal medya kullanıcıları beğenme, like, beğenmeme, dislike butonları aracılığı ile paylaşım hakkındaki görüşlerini ifade edebiliyor. Like gönderiyi beğenme anlamına gelirken dislike gönderiyi beğenmeme anlamına geliyor. Erdoğan'ın yayınına 285 bin dislike atıldı. Erdoğan'ın YouTube üzerindeki canlı yayını şu ana kadar 66 bin like beğenme alırken 285 bin dislike beğenmeme aldı. İnce, gençler bu kadar dislike vermeyin. CHP'li Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gençler bu kadar dislike vermeyin. İnternetin fişini çekerler sonra" dedi. Davutoğlu'ndan gönderme. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medyadan gelen soruları yanıtladığı "Öneriyor" söyleşinin linkini sosyal medya hesabında paylaşırken "Gençler ve her daim genç kalanlar, Öneriyor.com'da sizlerden gelen soruları yanıtladım." Üstelik yoruma da açık ifadesini kullandı. İşte iki siyasetçiyle Ahmet Davutoğlu'yla Erdoğan arasındaki farkı siyasal İslamcılar açısından baktığımızda Ahmet Davutoğlu yorumlara açık, Erdoğansa yorumlara kapalı. Ve Muharrem İnce'nin göndermesi de oldukça etkili. "Bu kadar dislike verirseniz internetin fişini çekerler" diyor. Siz Muharrem İnce'ye bakmayın, tepkinizi gösterin. Sokağa çıkamıyorsunuz çünkü çıkan gözaltına alınıyor. Yürüyüş hakkı, ifade özgürlüğü maalesef Türkiye'de uygulanmıyor şu anda. Ama internette, sanal medya ortamında dislike vermenin hiçbir suçu yok. Özgürce dislike verebilirsiniz değerli izleyiciler. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hepinize esen kalın.